Arkadaşlar hepinize merhaba. Bizlerin şurada gerçek Türk avcıları olarak dostane bir ortam içerisinde en azından kendi tecrübelerimizi bildiklerimizi ne bileyim işte e, yurt dışında görmüş olduğum bazı güzellikleri Türkiye'ye kazandırma Ahmet Usta'nın Murat Usta'nın çabalarıyla yaklaşık 30 sene neredeyse günümüz teknolojisinden geri, geriden gelmekte olan Türk avcılığı çok ilerlere gitti. Bu kimlere dokundu? İşte makine ismi altında fahiş fiyatlarla çeşitli hurdaları Amerikan makinelerinin kötü kopyalarını yapıp satmaya kalkanlar orijinal makinenin üstünde İngilizce kapsül takılmış veya dolu fişek haddelenmez dendiği halde çıkıp dolu fişeyi burada haddelersiniz diyen pensli makinelerle ahmaklarla bunları grup zanneden bu kişileri adam yerine koyan mağdur olan birçok kişilerle millete satmış oldukları çalışmayan hurda ve çöpleri ondan sonra da sen yapamıyorsun deyip parayı kaptıktan sonra insanlarla alay edip içinizde Türk avcı camiasında zarar vermedik küçük ya da büyük neredeyse adam bırakmayan belli bir kitle ve onların komisyonculuğunu yapan yanaşmaları uşakları satılmış kişilerin tarafından ülkemiz adeta alt üst edilmişti. Bir aile ortamında uzun süredir bizlerden zarar görmüş bir tek arkadaşımız olmadığı gibi aç kalan bu çapulcu takımı bin bir türlü çeşitli algılar yaratarak yalan yanlış laflar söyleyerek bir süre hesap kullanarak ne bileyim işte grup içerisindeki sizlere paylaşılmış bir bilgiyi bir şeyi ekran resimleri videolar çekip izinsiz olarak ki yasal olarak bu dahi ağır tazminatı hapis cezalarını bile gerektirir üstünde durduğum zaman. Bu tavizler bitmiştir. Şimdi mahkeme zamanı. Hepsini uyarırım. Bizim ortamımızdan hoşlanmayan kişiler biz zaten gruba adam almıyoruz. Çekip gidebilirler. İstedikleri yerde istediklerini yapabilirler. Bizler Türk avcısına bu camiaya zarar veren herkesle mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı iş yapıp sağda solda havlayanlar, çeşitli şekilde ileri geri konuşanlar, bugüne kadar yaklaşık 35 kişiyi mahkemelere verdim, hepsini de kazandım. Bari Türk avcılığına, vatandaşa bir faydanız olmuyor. Şehit ailelerine baya bir tazminatlar ödettim. Bu tür kişilere mahkemeden tebligat gelene kadar klavyenin arkasından yazdıkları yazıda hiçbir şey olmaz zannediyorlar. Ama tebligat geldikten sonra abi yapma etme diye başlıyorlar ağlamaya. Bir ikisine acıdım davayı geri çektiğim halde yaptıkları olaylara göre konu kamuya kamu davasına sirayet etti devlet peşlerini bırakmadı. Bazısının mahkeme kararıyla hem ruhsatlarına hem tüfeklerine el konuldu bu duruma düştükten sonra beni arayıp abi yapma etme şöyle böyle ben bunu ödeyemem bilmem ne yapamam gibi bir duruma kendini bu tür çapulcu takımı ve onların yanaşmaları düşürmesinler. Çünkü bundan sonra hoşgörü bitmiştir. Hiç üşenmeden mahkemelere hepsini hesap verdiririm. Deneyin görün.